Merhaba, ben Müjde Elmas. Ne sandınız? Hoş geldiniz. Malum Liverpool efsanevi günler yaşarken biz de bu takımı birleştiren, takımdan öte aile hissiyatını oluşturan bir isimden bahsetmek istiyoruz. Liverpool, 1950'lerin sonunda 2. Lig'de tam anlamıyla sürünmekteydi. Kulübün borçları, sahadaki takımın ruhsuzluğu, çoğunluğuyla işçi sınıfından oluşan taraftarlara inanılmaz rahatsız ediyordu. No fucking fighting! Hani böyle kötü şeyler üst üste gelir ya, sizin işleriniz ters giderken sevmediğiniz birinin bütün işleri yolunda gider, başarıdan başarıya koşmaya başlar. İşte Liverpool için de durum tam olarak öyleydi. Very amusing. Ezeli rakibi Everton harika günler geçiriyordu. Ulusal Lig'de şampiyonluklar yaşıyor, Avrupa müsabakalarında rakiplerini ezip geçerek nispet yapıyordu adeta. Wow, that's a good message. Liverpool tribünlerinin umutsuzca bu günlerin geçmesini beklediği bir anda eski bir maden işçisi olan, gangster filmlerinden fırlamış gibi gözüken Bill Shankly, 1959 Aralık ayında Liverpool'un başına geçti. Geldiği andan itibaren sadece sahadaki oyunla ilgilenmedi. Aynı zamanda taraftarla da özel bir bağ kurmaya çalıştı. Liverpool'un ilk hedefi sinirleri bozuk taraftarıyla barışmak olmalıdır. Kulübe tepkili taraftarların takıldığı barlara tek başına gidip yakalarına yapışıp onları zorla tribünlere bile götürüyordu. Babacan ve katı tavrı tribünlerde otorite kurmasını sağladı. Bir yandan korkuluyordu, bir yandan da çok sevilip saygı gösteriliyordu. Tabii taraftarı kazanmaktan bile daha önemli bir konu vardı ortada. O da büyük kulüplere gitmek isteyen Liverpool'lu oyuncuları takımda tutmak. Onlara tokatla ve okşa denilen bir taktikle yaklaştı. Kesinlikle tavsiye edilirdir. Don't slap me. Sorry, what? Oh God, don't slap me again. I don't want to get slapped again. The first two times hurt so bad. I don't like it. I don't like it one bit. Hiçbir takım sizi geliştirmekle uğraşmayacak. Ama ben sizi geliştirmek zorundayım. Çünkü başka çarem yok. Diyerek onları zirveye taşıyacağını söyledi. Oyuncu kaprislerine asla izin vermeyen Bill Shankly aile ortamı yarattı. Hatta tünel çıkışına This is Anfield yazılı tabelayı koydurtan da o. Takımı sadece bir senede 1. lige, 5 sene içerisinde de lig şampiyonluğuna kadar taşıdı. Onun temellerini attığı takım 9 kez İngiltere şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'da da yenilmezler arasına girdi. Alex Ferguson bile Bill Shankly için tüm kariyerim Liverpool'u tahtından indirmeye çalışmakla geçti bile dedi. And he trains them the right way and he gets them all to do what they can do, you know, well. If he gets them all to do well, the little things they can do and he merges them all together. Olaylar hızla devam ederken biz de bir şeyler atıştırmak istedik ve Yemek Sepeti Bana Bir sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirip Bana Bir seçerek tüm market ihtiyaçlarınıza ve kampanyalı ürünlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Bill Shankly'den bahsedip tüm kupaların en değerlisi olarak anılan Curly Cup'tan da bahsetmeden olmaz. 1963-64 sezonunda Liverpool Arsenal'i yenerse eğer sezonun son maçında 17 yıl aradan sonra şampiyon olacaktı. 5 yıl önce 2. ligde oynayan takım için bu şampiyonluk çok değerliydi. Ancak şampiyonluk kesin olmadığı için kupa Anfield'a getirilmeyecek ve seremoni yapılmayacaktı. Liverpool taraftarları için Anfield'da kupa kaldıramamak tam bir saçmalıktı. Neyse ki Teddy ve Terry isimli iki kardeş seremoni için bir çözüm bulmuştu. Annelerine ait bir vazoyu kırmızı beyaza boyayıp gazeteden kestikleri futbolcu resimlerini de üstüne yapıştırarak yeni bir kupa yarattılar. Bill Shankly'ye ellerinde bir kupa olduğunu ve eğer isterse maça getirebileceklerini bildiren bir mektup yazdılar. Bill Shankly şampiyonluk maçında iki kardeşi bizzat ağırladı. 17 yıl sonra şampiyon olan Liverpool'lu oyuncular da kupa olarak o vazoyu kaldırdılar. O kupa 51 sene sonra 2006'da tekrar bulundu ve şu anda tüm kupalarla birlikte müzede sergileniyor. Müze görevlisine göre de tüm kupaların en değerlisi o. Efsane Liverpool ruhunu tekrar canlandıran ve belki de bugünlere kadar gelmesini sağlayan Bill Shankly'nin o insanları mutlu etti yazılı heykeli de Anfield'ın girişinde bulunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce takımının ruhunu en çok koruyan teknik direktör kim? Yorumlara bekliyoruz.